Herkese merhabalar. Albert Solino Danışmanlık ve Yazılım Ekibi olarak bu videoda günümüz iş dünyasının önemli bir parçası olan iş değerleme ve ücret sistemi hakkında konuşuyor olacağız. Bu videoda bizlere İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı birim liderimiz Gufran Bey ve uzman danışmanlarımızdan Ceren Hanım eşlik ediyor olacak. Ve bir takım soruların cevaplarını arayacağız beraber. Bu video iş değerleme ve ücret sistemlerini anlama, etkili bir şekilde uygulama konusunda bizlere ve sizlere kılavuzluk edecektir. İş değerleme nedir? Neden önemlidir? Ücret sistemleri nasıl tasarlanır ve uygulanır? Tüm bu soruların yanıtlarını bu video içerisinde bulmanızı temenni ediyoruz. İlk sorumuz Gufran Bey olacak. Merhabalar Gufran Bey. Merhabalar. İş değerleme tam olarak nedir ve şirketler için önemi nedir? Bu konuda bizleri bilgilendirebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki iş değerleme aslında işletmelerin ve firmaların yapılan işin değerini belirlemek için uygulamış olduğu yapılan işin değerini sistematik ve parametrik ifadelerle uyguladığı ve hayata geçirdiği bir sistemdir. Burada örgütte organizasyonda yapılan işlerin karşılaştırması, birazdan değineceğimiz üzere çeşitli parametreler ve faktörlerin belirlenerek işlerin önceliklendirilmesi ve değerlerinin sıralanması olarak nitelendirebiliriz. Burada tabii ki iş değerlemenin farklı farklı değerlendirme metotları ve iş değerlemenin farklı farklı sonuçları var. Birazdan bunlara ayrıca değiniyor olacağız. İş değerleme süreçleri ve yönetim araçları alakalı olarak da sizden bilgi almak isteriz. İş değerlemenin çok farklı uygulama yöntemleri var. İş değerlemede sayısal yöntemler var. İş değerlemede sayısal olmayan yöntemler var. Bunlardan bazılarını şu şekilde nitelendirebiliriz. Sayısal olanlar puan verme ve faktör karşılaştırma yöntemleri oluyor. Çeşitli iş kollarının, çeşitli faaliyet alanlarının ana iş süreçlerini belirlenerek, alt iş süreçlerinin iş detaylarını çıkartılarak diğer işlerle karşılaştırıp puanlandırılması. Bir diğeri ise faktör karşılaştırma. Yine burada da aslında puanlandırma yönteminin dışında ana iş ve alt iş süreçlerine farklı farklı faktör parametreleri tanımlanarak işlerin hangisinin ana ve öncelikli iş kolu olduğu, hangisinin destek ya da ikincil, üçüncül fonksiyonda olduğu belirlenir. Ve buna göre öncelikli ve değerli işin örgütte hangisinin olduğu tanımlanır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İkinci sorumuz da aslında birbiriyle ilişki olarak gördüğümüz ücret sistemi üzerine olacak. Bu konuda Ceren Hanım'a danışmak istiyoruz. Ücret sistemini tasarlamak neden bizler için önemli ve bunun metodları nelerdir? Ücret sistemini tasarlarken ne gibi metodlar kullanıyoruz? Bu konu hakkında sizden bilgi alabilirsek çok seviniriz. Tabii ki teşekkürler zamanım. Ücret sistemini basitçe tanımlamak gerekirse bir firmada çalışanların maaşlarının ve ödeneklerinin belirlenmesini sağlayan bir yapıdır diyebiliriz. İşletmenin maaş politikasını ve çalışanların ödüllendirilmesi için kullanılan temel kriterleri tanımlıyor aslında. Bu noktada işletmenin hedeflerine ve değerlerine uygun bir şekilde tasarlanması oldukça önemli. Bundan ki her şirketin ücret sistemi olması gereken belirli kriterler dışında kendisine özgü bir şekilde tasarlanmalı. Ücret sistemini tasarlamak firmanın başarısını ve çalışanların motivasyonunu büyük ölçüde etkiliyor. Bu yüzden aslında bizler de sık sık firmalardan sistemin tasarlanmasına ilişkin talepler alabiliyoruz. Özellikle son zamanlarda yaşadığımız ekonomik değişkenlikler firmaları bu noktada hizmet almaya doğru itebiliyor. Çalışan memnuniyetini sağlamak açısından da büyük bir adım oluyor çünkü. Bu noktada firmalar içeride iç süreçlerini tek başlarına halledemedikleri için biraz daha dışarıdan bir hizmet almaya, dışarıdan bir göze ihtiyaç duyabiliyorlar. Doğru tasarlanmış bir ücret sisteminin firmalara katkılarından bahsedecek olursak aslında dört maddede kısaca özetlemek gerekirse çalışanların adil bir şekilde ödüllendirilmesi açısından, performansın teşvik edilmesi açısından, yine yeteneklerin çekilmesi ve elde tutulması açısından, bununla beraber de iş gücü maliyetlerinin kontrol edilmesi açısından oldukça önemli başlıklar. Bu noktada hem insan kaynakları süreçlerine bir kolaylık sağlıyor aslında. Biraz daha sistemsel bir bütünlüğün sağlanmış olması hem de çalışanlar arasında adaleti sağlamanın da en net ve kolay yöntemlerinden bir tanesi diyebiliriz.
Tabii her firma için farklı bir kurgu uygulanmalı demiştik. Bu noktada firmaların iş süreçlerine dönüp bakacak olursak firmalar hem sabit ücret noktasında hem de performansa dayalı ücret noktasında ikiye ayrılabiliyor. Bu sabit ücret dediğimiz her çalışanın belirli bir ücret aldığı ve performansta bir bağlantısı olmayan noktalarda kullanılan bir sistem. Performansa dayalı ücret dediğimizde de çalışanların biraz daha prim kazanabildiği, yüksek ücretler kazanabildiği, performansa göre maaşının azalıp artabildiği sistemler aslında. Bu yüzden bu sistemi kurgularken de bu ayrıma dikkat etmek gerekiyor şirket içerisinde. Hangi sistem mevcutsa ücret sistemini de ona göre tasarlıyor oluyoruz aslında. Bu tasarlama adımlarından geçtiğimiz takdirde ilk olarak tabii ki bir ihtiyaç analizi ve mevcut durum analizi öne çarpan noktalarda. İşletmenizin hedefleri nelerdir, çalışanlarınızın beklentileri nelerdir bunları anlamak önemli. Bununla ilgili çeşitli anketler de düzenleyebiliyor oluyorsunuz. Ücret politikasını belirleme noktasında da yine işletmenin ücret politikasının performansa, deneyime veya diğer faktörlere dayalı olup olmadığı önemli bir nokta. Burada tamamen şirkete özlü bir kriter belirleme havuzu aslında önemli bir nokta. Yine ücret sınıflandırması dediğimizde çalışanların pozisyonlarına göre ücret sınıflandırılmasının yapılması önemli bir adım. Son olarak ücret skalasını oluştururken de her pozisyonun belirli bir ücret aralığına atanması ve bu skalaların ona göre oluşturulması önem teşkil ediyor. Bizler bu noktada özellikle dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de iş yeterliliği ve o anlamda yetenek yeterliliği. Örnek veriyorum, ücret noktasında en önemli kriterlerden bazıları eğitim durumudur diyelim. Eğitim durumuna nasıl bakıyoruz? Yüksek lisans mezunu mu? Normal lisans mezunu mu? Daha düşük bir eğitim durumu mu söz konusu? Bunlar ücret kriterlerinden bir tanesi oluyor. Ya da örnek veriyorum, iş yeterliliği noktasında biz çalışanları değerlendirecek olursak, iki çalışanın tüm kriterleri o noktada aynı diyelim. Aynı yıl içerisinde çalışıyorlar. Şirketteki tecrübeleri ve deneyimleri sabit. Okudukları bölüm o anlamda birbirlerine eşdeğerli, tutarlı oluyor. Bu noktada iş yeterlilikleri aslında farklı bir ücretlendirme yapma gereği gösterebiliyor. Bundan nasıl bir açıklama yapabilirim? İş yeterliliği noktasında kişinin aslında tecrübesinden ziyade biraz daha o işin yeterliliklerini ve o görev tanımını yerine getiriyor gidip olmaması biraz daha ücret noktasında diğerinden öne çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Yine performans demiştik gerçi. Bu performans noktasında da tüm bu kriterleri sınıflandırdıktan ve numaralandırdıktan sonra eğer şirket içerisinde bir performans sistemi varsa biz bu ücret sistemiyle performansı bir araya getirerekten aslında değerlendirme yapıyoruz. Her yıl belirli periyotlar çalışanlarının performansını değerlendiren şirketler ücret noktasında da bu performans kriterini eklemiş oluyor. Öyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Ceren Hanım. Son olarak konuya ilişkin Gufran Bey'den iş değerleme ve ücret sistemi arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu, yani bu iki faktörün nasıl çalıştığına ilişkin detayları almak isteriz. Bu bağlantı nasıl? Yani iş değerleme ve ücret sistemi arasındaki bağlantı nasıl? Bunun birbirine etkisi nasıl işliyor aynı şekilde? Burada bir adalet ve eşitlik ilkesi var. Yani bu ilke nasıl bize hizmet ediyor? Şirkete nasıl hizmet ediyor? Bu gibi ufak detayların üzerinden geçebiliriz. Şimdi öncelikle Ceren Hanım'a teşekkür ederim ücret sistemin kurgusuyla ilgili vermiş olduğu bilgiler için. Şimdi öncelikle iş değerleme süreçleri ücret düzeyini değil, ücret yapısını oluşturan alt etmenlerden bir tanesidir. Ücret yapısını oluşturan diğer etmenler ise görev tanımları, yani iş tanımları, iş analizleri, bunu assist to be analizler olarak nitelendirebilirsiniz, performans değerlendirme sonuçlarıdır. Ücret düzeyi ise biraz daha piyasa etütlerine bağlı olarak iş gücü piyasasının mevcut durumu, arz talep dengesi, kıdem, yaşam standartları, ekonomik faktörler gibi şeylere dayalı. Öncelikle ücret yapısının alt başlığı olarak kesinlikle iş değerleme başlığı tanımlanmalıdır. Yani bir işin finansal olabilir ya da finansal olmayan, az önce iş değerleme metotlarında bahsettiğimiz faktörel ya da sayısal puanlandırma yöntemleriyle kendi içinde örgütün benchmarkının yapılması gerekiyor.
üretim operasyonlarının altında, bir örnek vermek gerekirse üretim operasyonlarının altındaki Ar-Ge ve inovasyona yönelik iş değeriyle, orada yapılan işin değeriyle bakım ya da ne diyelim satın alma. Satın almanın yaptığı işin değeri arasındaki risk faktörleri, harcanan zaman, gerekli yetkinlik, talep edilen performans gibi ya da talep edilen mesleki yeterlilik gibi alt faktörler puanlandırılarak burada bir önceliklendirme tablosu yapılması gerekiyor. Bu tabloya bağlı olarak da hem işe alımlarda hem de işe alım sonrasında şirket içinde tutundurma ve adil, şeffaf ve eşit İşe eşit ücret felsefesi benimsenen örgütlerde ücret sistemini bu bağlantıda kurgulayabiliriz. Yani bir işin değeri aynı zamanda şirketin ücretlendirme yapısına etkisi bu yönde olur. Çok teşekkürler Gufran Bey. Ceren Hanım, aynı zamanda size teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ve değerli bilgilendirmelerinizden ötürü. Bu videoyu izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. İş değerleme ve ücret sistemleri konusunda daha bilinçli ve hızlı bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyoruz ve umut ediyoruz. Unutmayın ki iş değerleme ve ücret sistemleri bir işletmenin başarısında kritik bir rol oynuyor. Doğru şekilde uygulandığında çalışanların motivasyonunun artırılması, adaletin sağlanması ve uzun vadeli büyümenin desteklenmesi bakımından sizler için ve bizler için de oldukça değerli bir faktör. Eğer bu konuda daha fazla bilgi ve danışmanlık hizmetine ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizlere iyi günler dileriz. Teşekkürler.